Haftanın tam ortası Karadeniz pirisi yaptık. Hazırsanız. Harçları çok güzel. Kavurmasını da gayet korumuş o lezzetini. Kaşarını çok güzel yapmış. Kavurmasını da güzel yapmış. Bir tık ince pidesi. Ama lezzetli mi? Lezzetli. Bir tık da fazla yağlı pidesi. Onun dışında bence hiçbir sorunu yok. İkinci tabağımız. Bunun hamuru bayağı güzel bir pide olmuş. Altı hamuru çok güzel olmuş. Güzel de pişirmiş. İçindeki malzemelerin lezzetini çok güzel korumuş. Kıymalı harcı bayağı güzel. Oradan ısırdım. Kavurma zaten hazır. Ama şu kıymalı harcı efsane. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Hadi bakalım bugün şov mu yaptık acaba? Üçüncü tabağımız. Bütün hepsinin hamuru kalp gibi nedense. Şu ikininki daha toktu. Bunun hamuru bire göre daha güzel. Birin harçları çok güzeldi. Kıymalı harcı falan. Fena değil. Bir tık fazla kurutmuş ama ya hamurları dışında aslında çok beğendim. Üç pideyi de. Enteresan. Çok lezzetli ama. Daha çok böyle Samsun pidesine falan benzetmeye çalışmışlar gibi geldi bana. Son tabağım nasıl acaba? Yani bu tabakta çok ciddi bir yanık kokusu var. Görünüşte hani hamurunda göremiyorum ama etleri kapkara olmuş. Kavurmasını kurutmuş. Kıymalı harcı kapkara olmuş. Bir de şu yağ ne? Sıksam yağ çıkıyor yani. Aşırı yağlı olmuş. Ve yani çok ciddi bir yanık kokusu var. Şuna bakıyorum, ona göre bir tık daha iyi gözüküyor ama yani tepsiye sinen bir koku kesinlikle var. Bu tabak hiç olmamış. Evet, hadi bakalım. Puanlama zamanı. Haftanın tam ortası. Dağıtalım puanları. Şu birinci tabağa 3 puan veriyorum. Ortalamaydı, çok lezzetliydi. Hamuru harici her şeyi çok güzeldi. Hamurların hepsi aşırı ince. O kısmını ben çözemedim. Ama fena bir tabak değildi. İkinci tabak 5 puanı alsın. İçlerinde en düzgün yapan gelinimiz bu olmuş. Üçüncü tabak da 3 puan olsun. Birin kopyası gibi. Hamuru bir tık daha iyiydi. 3 puan alsın ve günün en zayıf halkası yanık yanık kokan tabağda 1 puan alsın. Şimdi öğrenelim kimlere kaç puan gidiyor. 3 puanla başlıyorum. İlk 3 puanımız bu. Günün de ilk puanı. Hadi bakalım. Selda. Tebrik ediyorum ve hemen ikinci üçümün başına geçiyorum. Bakalım bu gelin kim çıkacak? İkinci 3 puanımızın sahibi gelinim. Yeşim. Tebrik ediyorum Yeşim'i de ve Yıldız'ım. Orada da en zayıf halkamız. Bakalım kim bu gelinler? Günün Yıldız'ı Melahat mi, Tuğba mı? Hadi bakalım. Melahat. Aferin kız Melahat. Tebrik ediyorum. Tuğba da yine yakmanın dozunu kaçırıp maalesef ki bütün etlerini yakmış. Mutfağa koşun şekerim. Çayınızı, kahvenizi, suyunuzu alın. Bir daha hiç kalkmayın. Çünkü sıra kayınvalidelerde.